Bugün sizlerle çok kullanışlı bir kavram haritası oluşturma sistemini inceleyeceğiz. Bubble Us gerçekten kolay bir şekilde kavram haritası oluşturabileceğiniz bir sistem diyebilirim size. Eğer çok karmaşık bir şeyler yapmayacaksanız, hani basit kavram haritaları oluşturacaksanız ve bunu indirip kullanmak istiyorsanız oldukça kullanışlı sitelerden bir tanesi. Eğer daha önce buraya üye olmadıysanız, üye olmak için register kısmını seçmemiz gerekiyor. Burada size hani biz ücretsiz kısmını kullanacağız. Ücretsiz demek şu demek, 3 tane kavram haritası yapmanıza izin veriyor. Ama eğer yaptığınız haritayı daha sonra kullanmayacaksanız, silerek şayet hani daha fazlasını oluşturabilirsiniz. İsminizi soruyor, e-mail adresinizi ve bir şifre belirledikten sonra bu kayıt işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Biz daha önce kaydı olduğumuz için şu sign-in'den hemen bir giriş yapalım. İlk gelen kısım bu kısım. Biz daha önce birkaç tane kayıt oluşturmuştuk. Tabii bunları silerek de kullanabileceğimizi söylemiştim. Yeni bir tane kavram haritası oluşturabilmek için New Mind Map demeniz yeterli. Çok basit bir arayüze sahip aslında. O yüzden ben kullanışlı buluyorum. Şöyle yapalım. Bu sizin ilk ana düğümünüz oluyor. Ana tema yazalım şuna. Ana temanız bu. Eğer bir alt tema oluşturmak istiyorsanız, bakın şuradaki artı işaretine basmanız yeterli. Yani bir çocuk dalı gibi düşünün bunu. Hani eğer alt tema oluşturmayacaksanız, örneğin alt temaya bir yan, yani ana tema daha oluşturacaksak, şu yan taraftaki taba basmanız yeterli olacaktır. Bu kadar basit. Birkaç özelliğini görelim hemen. Eğer yazı rengini değiştirmek istiyorsanız, şuradaki text color'ı kullanabilirsiniz. İstediğiniz yazı rengini değiştirebilirsiniz. Ya da şeklin rengini değiştirmek istiyorsanız bubble color kısmını kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir rengi verebilirsiniz. Bunun haricinde eğer yazıyı bütün genellikle bu tür materyal oluşturma sistemlerinde görürsünüz. Örneğin yazıyı kalın yapmak istiyoruz. Hemen A'nın yan tarafındaki B bold kısmından, italik yapmak için onun yan tarafındaki i kısmından, yazıyı konumlandırmak için işte sol, orta ya da sağ olmak üzere yan taraftaki konulardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca yazının büyüklüğünü de değiştirmenize izin veriyor ama tabii sadece hani kendiniz belli bir tipi seçemiyorsunuz. Sadece buradaki seçenekleri seçmeniz gerekmekte. Bunun haricinde başka özellikleri, şurada birkaç özelliği var. Eğer siz bu özellik şu işe yarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi istediğiniz yere kaydırabiliyorsunuz. Eğer siz kaydırmak istemiyorum, ben bozulmasını istemiyorum gibi bir şey düşünürseniz, şurada size hazır 3 tane tema gibi bir şey düşünün bunu. Tema vermiş. Bunları seçtiğinizde bundan sonra oluşturacağınız bütün kavram haritaları bu şekilde, bu şekillerden bir tanesiyle geliyor. Bunun haricinde şu özellik ne işe yarıyor? Bu özellik farklı temalar arasında ilişki kurmanıza yarıyor. Hemen şuraya bir tane daha ana tema açalım. Örneğin şu alt tema ile bu ana tema arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen şuradaki ok işaretine basacağız. Oku alt tema ile birleştireceğiz. Okun özelliklerini de değiştirebilme şansınız var. Okun üzerine bir kez tıklamanız yeterli. Bakın şuradan isterseniz okun şeklini değiştirebiliyorsunuz. Kesikli, daha kalın görünmesini isterseniz kalın ya da normal şeklinde yapabilirsiniz. Okun en uç kısımlarına eğer tıklarsanız ok işareti, yani eğer bir yön varsa kavram haritanızda yönünü belirtmek için uçlarına basarak ok işaretlerini belirleyebilirsiniz. Eğer bu iki tema arasında herhangi bir ilişki varsa ve bu ilişkiyi yazı şeklinde belirtmek istiyorsanız da, bakın temanın üzerine bir kez okun üzerine bir kez sıkladım. İlişki belirleme diyorum. Yazdığınızda ayrıca temalar arasında da ilişkiyi belirlemiş oluyorsunuz.
Bunun haricinde eğer isterseniz bakın şuradan tabii bu premium user'lar içinmiş. Bizim için değil. Biz ücretsiz kullandığımız için bunu kullanamıyormuşuz. Temalar arasında bakın eğer geçiş yapmak istiyorsanız hani farklı geçiş stillerini kullanmak istiyorsanız yan yana şeklinde belirledi. Birçok özelliği rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız bir şey, şuraya bir tane daha tema ekleyeyim. Hata yaptığınızı düşündüğünüz, silmek istiyorsunuz örneğin. Yapacağınız şey kutucuğa gelip şuradaki x işareti çarpı işaretine basmanız. Bu durumda hepsini silmiş oluyorsunuz. Birkaç tane daha isterseniz alta ekleyelim. Şuna da bir tane ekleyelim. Alta ekleyelim. Bir tane daha rengini değiştirelim. Daha görebilmeniz için A'yı seçtim. Şuradan kırmızı seçeneği seçiyorum. Kavram haritanızı oluşturduktan sonra bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız şuradaki yükleme tuşuna basabilirsiniz. Birkaç farklı formatta indirmenize izin veriyor. İki tane resim formatı, bir de HTML formatı var. JPEG formatını seçelim, klasik formatı. Şurada gördüğünüz gibi download dediğimizde bilgisayarımıza indi. Hemen açıp bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi kavram haritanız hazır. Daha farklı haritalarda oluşturabilirsiniz. Bu sizin konunuza ve temalarınıza bağlı olarak değişecektir. Ama oldukça kullanışlı ve çok hızlı bir şekilde karma haritası oluşturabileceğiniz bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.